Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit aynı zamanda tabii Kürt halk önderi olmasından kaynaklı Kürtler üzerindeki de tecrit olarak tanımlayabiliriz. Yani uzun zamandır haber alınamaması doğal olarak hani Kürtlerin de siyaseten işte sürece dair işte söz kuramamasının da aslında sistem bir şekilde önünü kesmeye çalışıyor. Tabii ki özellikle bunu en yoğun şekilde kadınlar üzerinde hissediyoruz. Çünkü son süreçte özellikle kadın politikacılarından tutun da işte cezaevindeki tutuklu kadın arkadaşlarımızın ve siyaset içerisindeki kadın arkadaşlara genel yönelim biçimi aslında çok fazladır. Bunu tabii ki hiçbirisinin birbirinden bağımsız tutamayız. Cezaevlerindeki tecritten tutun da siyasi olarak düşüncesinden dolayı işte cezaevlerine konulan bütün kadın arkadaşları üzerine çok yoğun bir şekilde bu gündemleştiriliyor. Yaşamın her alanda bu tecrit politikasını aslında görebiliyoruz. Bu tecrit politikalarının kaldırılması aslında bir nevi de yerelde kadın hareketinin kendi örgütsel zeminini daha geniş bir şekilde diğer kadın kurumlarıyla bir araya getirerek tabii ki bu süreci götürebilir. Özellikle işte bütün dünya ülkelerinden tutun da Türkiye'deki bütün kadın kurumlarıyla o örgütsel zemini büyüterek daha güçlü bir şekilde hem tecrit politikalarına karşı hem yoksulluğa karşı hem kadın kırımına karşı hem de mevcut iktidarın bu kadar kadın soykırımcı politikalarına karşı güçlü bir direnişi sağlamalar için birlikte örgütlenme zeminini yaratmamız gerekiyor. Devletin amacı tamamıyla önderliği Kürt halkını unutturmak aslında. Tecritin bu kadar ağırlaştırıldığı bu son dönemlerde demokrasi, çözüm adresinin önderlik olduğunu çok iyi biliyor sistem. Aslında unutturmak diyoruz da kolay bir şekilde unutulmayacak. Çünkü önderliğin felsefesi dünyaya yayılmış ki kaldı Kürt halkı benimsenmiş bir önderlik var. Yani bir felsefesi var. Bastırılan, inkar edilen bir kadın modelinin aslında artık siyasette de kültürel, sosyal ve çalışma hayatına kadar aslında önderliğin cesaret verdiği bir kadın, Kürt kadın modeli var diyebiliriz. Önderliğin burada gerçekten çok ciddi bir hem cesaretlendirmesi hem de kadının aslında sadece siyaset alanında değil, dünyanın her alanında, mücadelenin her alanında kadının çok büyük bir rol oynadığını da görmüş olduk aslında. Önderliğin fiziki diyorum çünkü düşüncesi, fikriyatını benimsedik ve benimsemeye devam ediyoruz. Fiziki özgürlüğünün mücadelesini biz kadınlar olarak bunun öncülüğünü yapacağız. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyden de çekinmiyoruz. Feodal bir coğrafyada büyüdüm, yetiştirildim. Önderliğin ideolojisini tanıdıktan sonra aslında ben özgürleştim. Önderliğin ideolojisini tanıdıktan sonra ben çalışabilirim, siyaset de yaparım dedik. Bunun cesaretini aslında biz önderliğin ideolojisine ve önderlikten aldık. Ve bu mücadeleyi o kadar büyüttük ki artık dünyanın her yerinde Kürt kadınların mücadelesi örnek alındı. Tecrit planlı, projeli yapılan bir sistem. Niçin yapılır? Toplumla olan bağının koparılması için. Özellikle Abdullah Öcalan şahsında Kürt kadınla, Kürt halkıyla, daha doğrusu dünya halklarıyla olan bağını koparma amaçlı yapılan bir sistemdir. Yani kadın paradigmasını, kadının kölelikten kurtuluşunun öncülüğünü yaptı. Önderliğin bir lafı var. Hani nerede düştüyseniz orada kalkacaksınız. Kürt kadını nerede düştüyse orada kaldırılmaya çalıştı. Kürt kadını bunun farkında. Ne yapıldığına dair farkında. Yani tecritin kendisine karşı yapıldığının farkında. Bu tecrit Kürt halkına, Kürt kadınına yapılıyor. Bütün bir topluma yapılıyor. Tecritin amacı bu. Ama şu burada Kürt kadının bu tecridi yıkmak için çok ciddi emekler sarf etmesi, var olan kazanımlara sahip çıkması, var olan bütün bedellere sahip çıkması, burada bir
örgütlenme söz konusu olmalı, dik durulmalı, ayağa kalkmalı. Bu tecrit mutlaka ve mutlaka kırılmalı. Yani bunun başka alternatifi yok. Kürt kadının kurtuluşu ona bağlı.